Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ders olmadığı için bir de hastalık aletiyle yazdığım için siz müdahale edebilirsiniz. Doğru olduğuna emin değilim. Fikir alışveriş. Evet. Bu hastayken gece kalkıyordum ya, o zamanki aletimle yazmış. Paylaşıyorum sizinle, yarım sayfa. Tek tek cümledir ama ilginçtir. Zannediyor. Çünkü hastalık aleti, ben böyle az antika şeylere yazdırıyor da ondan biliyorum tecrübem. Dün akşam, evvelki akşam. Bazı fikirler vardır ki diğer fikirlerin yanına koyarsın, bazı fikirleri içine koyarsın. Bazı fikirler var ki fikrin yanına koyarsın, bazı fikirler var ki yanına koymasın, o fikrin içine koyarsın. Onun adı iksirdir. Eğer kalbe ait bir fikirse mayalarsın. İkinci cümle. Hepsi değişik Murat. Bizim dünyamızda İbn Arabi neyse batıda da Hegel öyledir. Kavramları yerine oturtmaya çalıştırmış. Hegel dinsiz değildir. Avrupa dinsiz demesinin sebebi onların dinini inkar ettiği içindir. Unutmayın. Avrupa'nın dediği dinsiz, kendi yanlış dinlerine muhalefet ettiğinden dinsiz diyor. İslam'a yakındır. Anladınız mı? Kavramların işlerini bunlar açarlar. İlyas'tan şimdi İrfan, üçüncü cümle. Adem yok varlıktır. Cehalet gibidir Adem. Varlığın yokluğudur. Vücudu yok ama ortadan kaldırılması gerekiyor. Dün biraz bahsettim. Cehaletin vücudu yoktur ama ilimle onu kaldırırsın. İlim gelince cehalet kalkar. Olmayan, vücudu olmayan cehaletin vücudu mu var? Ha, onun adı yok varlıktır. Yani vücutsuz vücut, sıfatsız sıfat. Başka bir cümle şimdi. İnsanın düşüncelerine şekil vermek için alem-i şehadettedir. Niye burada bulunuyor? Cennette olsaydı düşüncelerine ve tasavvurlarına ve tahayyüllerine şekil veremezdi. İnsan düşüncelerine şekil vermek için burada bulunuyor. Sırf değil de bir hikmeti. Başka? Devam ediyor. Ona devam ediyor. Bu cümleyi açıyorum. Tasavvufta buna heyula denir. Bilginiz olsun. Düşüncelerine şekil vermenin tasavvuftaki adı heyula'dır. Tasavvuf terk-i davadır. İddia değildir. İddia eden tasavvufçu olamaz. Tasavvufçunun, tasavvufun ruhu terk-i davadır. Dava etmeyecek. İddia etmek ne demektir? Ben bu konuyu iddia ediyorum. İrfan. O hakikati davet etmektir. Davetiymiş. Konu değişiyor. Ünsiyeti hak, hakkın her meratibini gösterebilme, tecessüm ettirebilmedir. İnkar ise kendini inkar etmektir. Ülfet beladır, ünsiyet nimettir. Şöyle A, B, C, Ç'den kalsın Murat. A, B, C, Ç, D, E, K, L, M, atlayıyor mu? K, L, M, N. L'den sonra geliyor değil mi K? Sonra Murat, M. Sonra Nun değil mi? Ha. Birincisi beladır, ikincisi nimettir. Ülfet beladır, üllele, lüleburgaz, ülfet, lele, beladır, ünsiyet,
Nun 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 nimettir nimettir bunu yaparak ülliminati yapıyorum bunu yayarak subliminal yapıyorum hey 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 bunu unutamasın daha. İşte bu kelemene le önce gelir nun sonra gelir ülfet beladır ünsiyet nimettir bu şekli de konuşmak ulliminatidir şekillendirdim söylemek subliminaldır hey 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 unutamasın bir daha bunu tamam külliyattaki mevzudur ülfet beladır ünsiyet nimettir yani hakka ünsiyet Allah'a ünsiyet hak ülfet hak yani alıştık ya bizim Bülent ya ha, bu ülfet ha, iyi dinleyin şimdi ünsiyet hak hakkın her meratibini gösterebilme bir de bayi dinle bu çok ilginç bir şey ağaca bakarsın Allah anlarsın tamam terakki edersin Allah anlarsın öyle bir makama gelirsin ki Allah'ı tecessüt edersin casuslarsın yani miraca gitti geldi Allah'a tecessüt etti casusladı getirdi peygamber Allah'a ne olduğunu, kim olduğunu, niyeti ne olduğunu, Allah alemimizde nasıl gözükebileceğini tecessüt etti. İnkarı ise bu ülfetle insiyeti insanlığı inkar etmektir, kendini inkar etmektir. Başka bir cümle. İnsan anlamakla cehaletten kurtulup salaha ulaşır. Bak, salah nedir? Es-salatu hayrun minennem. Salah. Es-salat, salah. Salat da salah manasına da tazamun ediyor. Salah duydun mu hiç öyle? Haydin salaha. Namaz. Dışında konuşmalarda da var. Bak. İnsan anlamakla cehaleti kalkar. Cehaleti kalkıp ilim sahibi olanın haletine salaha ulaştı denilir. Sulh gibi sanki. Sulh gibi. Kendisiyle barışık, sulh. Sulh. İnkar etmesiyle kurtulamaz. Evet. Tamam, düşünüyorum da. Ha, iyi. Başka bir cümle. Bazı insanlar ondan, bundan, şundan soyutlayarak kendisini kayıtlayıp, sınırlayıp yalnızlaşıyorlar. Kusursuz adam arıyorlar. Herkeste bir kusur var. Şunda bir kusur, onda, herkeste var. Şunda bu var, at. Bunda bu var, it. Onda ne var, geç. E kim kaldı? Sen. Sen kaldın. Şeytan da zaten yalnız kalmanı istiyordu. Şeytanın en büyük şeylerinde en büyük tuzağı bir. Kendisine tabi olanları kendisini inkar ettirmek. Yani onun istekleri benim isteklerde gözüküyor ya. Onun fikirleri benim fikrim gibi gözüküyor. Eğer şeytanın varlığını kabul edersen, onun sözüdür dersen savaş haricidir. Kurtulursun vesveseden. Vesveseden niye kurtulamıyor? Onun sözünü, kendi sözünü zannetmekten burada çıkan fikirleri kendisinin fikrini zannediyor. Buradan çıkan istekleri, kendi istekleri zannedip savaş dairde olduğu için hasta olan da, olunan da, savaşan da, savaşan aynı oluyor. Vesveseden önce kurtulamazsın. Şeytanın birinci tuzağı neymiş? Kendi sözünü, yani onun sözünü kendi sözünü zannettirmek. İkinci tuzağı seni yalnızlaştırmaktır. Yalnız adamı daha iyi döversin. Başka yarısını okudum. Yarısına kaldı. İyi değil mi inşallah? Bir sıkıntı yok. Tamam. Abi. Muzakere-i ilmiyeler kişilerin anlayışını arttırır.
Başka? Aksini, fakrını ve hiçliğini anladıkça senin üzerinden melekut ve alimi gaypler kendilerini ortaya çıkarırlar. Başka? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Cebrail aleyhisselam refref getirmiş. Refref, Risale-i Nur'da 61'de hidayettir. Nedir o? Burak. Hidayet Burak'tır. Burak refreftir. Ref, ref. Raf, raf. Neymiş? Ref, iyi dinleme. Hidayet Burak'mış. Burak refrefmiş. Ne demek refref biliyor musun? Refrefe binmiş. Burak'tan refrefe binmiş. Aşaka'da Burak, sonra refref. İkilik kalkmış demektir. Ben sen bitmiş. Ondaki ve ondaki ben, bendeki o. Aynı olmuş. İkilik kalkmış demektir. Başka? İnsanın çoğu, insanların çoğu özgürlükten korkar. Ondan bir sürü putları üretti. Özgürlükten korktuğu için putları üretti. Bir şeye dayanma ihtiyacını duydu ondan. Oysa kendisine ülfet etmeyip ünsiyet etseydi, ünsiyeti hak olacaktı. Özgürlüğünün tadını duyacaktı. Çünkü kendisini tanımlayacaktı. Niye tanıyacaktı da ondan? Kendisiyle barışık, kendisiyle sevişme, yani kendisini sevmeyen bir insan seni sevebilir. Kendisiyle barışık olmayan bir insan seninle barışık olur. Kendini tanımayan beni tanır mı? Kendisiyle tanışmak demek, özgür olmak demektir. Kendisini sevmek demek, enanet gurur değildir. Kendisine değer vermek olarak gözükür. Enanet gurur, kendisini sevmek enanet gurur oluyorsa, bu tanımak değildir. Bu köleleşmektir, bu şeytandandır. Kendini tanımak, kendini sevmek, tamam, seni mütevazi ediyorsa, alçak gönüllü ediyorsa, Rabbine kul ediyorsa, o özgürlük başlamış demektir. Başka bir cümle, biz de emri nisbilere Einstein ve fizikte izafiyet teorisi demiş. Bizdeki emri nisbi fizikte izafiyet teorisidir. Fizikte kuantum fiziği bizde emri itibaridir. Başka çok fazla ilme değil, çok ilim, külliyatı yutalım, enfusi bilgilerimiz olsun, mülk meleküt, dört tane isimle bakalım, evvel, ahir, zahir ve batin. Heyecanlanıyorum bunu anlatırken. Bütün ilimleri celbedelim, kazanalım mı, gaybı mı olsun? Hayır. Çok fazla ilim değil, çok fazla muhabbete ihtiyacımız vardır. Bu söz kimin? İrfan'ın. Uçakta gelirken konuşuyorduk. Uçakta söylediğin sözündür. Doğrudur. Aynen öyleymiş. Yazmışım İrfan diye. Hoşuma gitti. Peki. Başka bir cümle. Tenzihte teşbih, teşbihte tenzih olmazsa, biliyorsunuz değil mi bunlar ne demektir? Tenzihçi peygamber kimdir? İrfan hatırladın mı? Tenzih. Teşbih var. Yani Allah'ı bir kuralları ile tanımak, bir de kuralların dışında Allah'ı tanımak. Tenzihçi Musa aleyhisselam olursun. Evet, tenzihçi. Teşbihçi de İsa aleyhisselam olursun. Teşbihçi, tamam mı? Yani mülk ve melekut. Mülkçü Musa aleyhisselam, melekutçü İsa aleyhisselam. Öyle diyeyim, tamam mı? İyi dinle burayı. Teşbihte teşbihi, tenzihi, tenzihte de teşbih olmazsa, başka, devam ediyor malzeme, yalnız cemde kalmak ama olursun.
Yalnız enfuste olmak ama olursun. Yalnız farkta kalmak, mülkte alem-i şehadette olursan müşrik olursun. Bu ikisini cemül cem edersen, aleminde bunları cem etmenin adı Kab-ı Kavsen olursun. Seni amadan ve müşriklikten kurtaran halet, Kab-ı Kavsen haletidir. Yalnız enfuste konuşmak, enfuste yaşamak ama olursun. Yalnız mülkle, mülkte mülk, fark aleminde olursan müşrik olursun. İkisi mi cem, bunlar cemdir. Melekutu cem, farkı cem, cemül cem olursa o halet Kab-ı Kavsen'dir. Seni hem amalıktan, körlükten hem de müşriklikten kurtarır. Bunu nereden çıkarttım? Geri de söyleyeyim. Hayat bahsi var ya 30. lema, 5. lemizde. Hayat ittihat ettiriyor. Son cümlem. Üretken ol. Her hareket aynı zamanda ters geriye dönüyor. Yani üretken ol. Yaptığın her hareket aynı zamanda sana dönüyor. Yani biraz önce anlattım ya derste. Baktığın bir insana görmen için gönderdiğin şua hızında ondan bir şey geliyor sana. Tırt tırt aynı. Tırt tırt. Bunu da varamadı şey. Yani gönderdiğim şu anında sana geliyor. Şimdi üretken ol. Her hareket aynı zamanda ters, Davut Aleyhisselam'ın daha konuşup geri gelmesi gibi ters sana geri dönüyor. Işık ileriye giderken aynı anda geriye döndüğü gibi. Bunu ilim daha tespit edemedi. Işık giderken, elektrik giderken aynı zamanda geri geliyor. Bu oğlum ben nereden çıktın? İleride çıkar. Bu süratinden mi yoksa abi? Hakikatinden. Elektrik, hakikatinde bir şey var. Elektrik tanımlanamıyor şu an. Elektriğin bir tanımı yok ki abi. He. Sadece elektriği elektrik akımı olarak tanımlıyoruz. Elektron transferi gibi. Bu ileride çıkacak. Gittiği anda geldidir. Hangi hızla gitmişse o hızla geri dönüyor. Aynı anda. Oradayken buradadır. Bakarken bakıyor. Ya bakılıyor. Bakılıyor. Sana baktığım anda bak buradasın değil mi hemen? Bak hemen seni tırt seni gördüğüm anda görüyorsam gönderdiğim anda gelmişsin demektir. Bunu 20. sözde söylüyor. Bir ifrit diyor ki Süleyman Aleyhisselam'a ben diyor belki senin sarayını Yemen'den Şam'a getiririm diyor. Gözünü kapatıp açana kadar. Bak, gözünü kapat, hangi hızda? Bu hızda, gözünü açıp kapayana kadar. Orada bir tane alim ilmi celp varmış. Alim. Bu cindi, cin Müslümanı. Bu da insan Müslümanı. O da dedi ki, Süleyman Aleyhisselam ona baktı. Hangisi üstündür diye. Alim dedi ki, ben belki senin sarayını senin gözünü açıp kapayıncaya kadar değil. Gözünü kapalıyken aç veya açık iken kapatana kadar buraya getirir. Yani onun hızından daha hızlı. İki kat. İfrit dedi ki gözünü kapatıp açana kadar. Tak tak. İki hız. İki hareket. Alimi ilmi celp insan alimi yok diyor. Ben kapatıp açana kadar değil. Kapattığın veya kapalı gibi açana kadar. Yarım mesafede yani abi. Evet. Yarısı kalır. Getirir. Bunlardan çıkartıyor. Tak tak. Baktığım anda bakılıyor. Gittiğim anda gelmişim. Dediğim anda denilmişim. Verdiğim anda almışım. Sadaka öyle. Ver daha fakire sadakayı niyet ettiniz. Vermediniz aldı. Niyet ettiğin anda aldın zaten. Yani sana baktığım anda görüyorsam, baktığım anda görüyorsam, bakarken görüyorum aynı şey. Gönderdiğim anda gelmişsin. El-Fatiha.